Merhaba arkadaşlar ben Elif Trenlisi Bebeğim Örgülerim Örgü kanalıma yeniden hoş geldiniz Yaz ayları geldi ve biz artık koton ve bambu iplerle beraber bebeklerimize giysiler örmeye başladık Bugün size bu görmüş olduğunuz roba çalışmasını anlatacağım Hep birlikte bu güzelliği öreceğiz arkadaşlar Daha önce başka yerlerde gördüğünüzü zannetmiyorum çünkü bu çalışmayı bu şekilde ben tasarlamış oldum fıstıklı model bilinen bir model robo olarak uygulamayı ben yaptım şöyle kol çalışmamız gördüğünüz gibi çok güzel fıstıklardan oluşan harika bir elbise robası şile bezi ya da poplin kumaşlarla beraber daha önce birçok robalı kumaşlı elbise çalışması yapmıştık. Bu sene bu yaza imzasını atacak olan roba olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Ben büyük bir keyifle ördüm ve sizlere anlattım. Eminim aynı keyifle sizler de öreceksiniz. Bu sene birçok bebeğim ve kız çocuklarımızın üzerinde eminim bu elbise robasıyla hazırlanmış elbiseler olacak. Arkadaşlar ben modelimi yarnardım ardım bambu ipiyle ördüm. Görmüş olduğunuz gibi çok ince bir ip. Ee, uzun yıllardır dantel örmüyorum. Bunu örerken sanki dantel örüyormuş hissine kavuştum. Bir nevi nostalji oldu benim için. Çok hafif ve çok güzel oldu. ince olduğu için. Biraz daha kalın iplerle de örebilirsiniz ki anlatımı bir tık daha kalın bir iple yapacağım. Ne kadar kalın iple örersek büyüklüğümüz o kadar büyür bu sayılarla beraber. Daha da büyük örmek istersek arkadaşlar sayılarda oynama yapmamız lazım. Nasıl yapılacağını da anlatacağım. Şimdi yarnart bambu ipin özelliklerinden bahsedeyim size. Renk numaramız 861 50 gram ağırlığında ve 200 metre uzunluğunda yüzde yüz bambu içeriği olan ve yumuşacık arkadaşlar böyle ipek gibi harika bir ip. Ee, bu ipi bulamazsanız bu ipin benzeri ipler kullanabilirsiniz. Şöyle dantel örmüş olan arkadaşlar eskiden 50 numara ipler vardı bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Yani ondan bir tık kalın bir ip. Dediğim gibi aynı ipi kullanmak zorunda değilsiniz. Benzer özellikle özellikle yaz aylarında kullanacağımız için bambu ya da koton içerikli olmasına dikkat edin ki çocuklarda terleme yapmasın. Bu tarz ipler asla terleme yapmaz. Gönül rahatlığıyla bebeklerinize çocuklarınıza giydirebilirsiniz arkadaşlar. Benzeri bambu ya da koton ipleri alırken e, ip kalınlığına dikkat edin çok kalın ip olmasın bunun, bunun inceliğinde ya da bundan bir tık kalın ip kullanabilirsiniz ölçülerimi hemen vereyim evet ölçülerimize gelince arkadaşlar kol altından kol altına genişliğimiz 22 santim şu yaka genişliğimiz 12 hatta 13 santim bayağı böyle geniş bebeğinizin başına çok rahat geçebilecek genişlikte arkada herhangi bir düğmesi yok. Bütün bir çalışma ama çok rahat bebeğinizin başına girip çıkabilir. Şu kol evi kısmımızın uzunluğu kol altına kadar. 10 santimetre kol genişliğimizde şöyle tuttuğumda yine 12 santimetre arkadaşlar rahat bir bir buçuk belki iki yaş çok emin değilim bebeğimizin çocuğumuzun gelişimiyle alakalı büyüklükte bir çalışma yaptım bu incecik iple beraber şimdi ikinci çalışmayı biraz daha kalın bir iple yapacağım bir tık daha kalın. Onun ölçülerini çalışmamız bittiğinde sizlere e, söyleyeceğim. Dediğim gibi ipimiz ne kadar kalın olursa büyüklüğümüz o kadar büyük olur. Ama en ince iple bile ördüğümüzde rahat bir bir buçuk belki iki yaşa kadar giyilebilecek büyüklükte oluyor. Evet, önü arkası birbirinin aynısı bir model çalışması. Şayet bu güzelliği beğendiyseniz. Lütfen beğeni butonuna tıklamayı ve o güzel yorumlarınızı yapmayı ihmal etmeyin. Çok güzel bir çalışma bence beğeni ve yoruma e, açık <laughs> fazlasıyla hak ediyor. Yaz Dediğim gibi yaza imzasını atacak bir model olduğu konusunda çok iddialıyım. Beğeni ve yorumlarınızı dediğim gibi bekliyorum. Arkadaşlar kanalıma abonelikler ücretsizdir. Abonelik sırasında ya da sonrasında sizlerden herhangi bir ücret talep edilmez. O yüzden gönül rahatlığıyla abone ol butonuna tıklayıp yanındaki zil işareti, bildirim işareti vardır. Onu da aktif hale getirdiğinizde benim yayınladığım her video yayınladığım an itibariyle size bildirim olarak gelir bu bildirimler de ücretsizdir arkadaşlar herhangi bir ücret hiçbir şekilde aboneliklerde ya da bildirim açmada vesaire de e, yoktur tamamıyla ücretsizdir o yüzden gönül rahatlığıyla bunları yaparsanız benim kanalımın büyümesinde daha büyük bir kanal olmaya abone sayısı arttıkça kanal büyüyor ya daha büyük bir kanal e, olabilmem için bana destek olmuş olursunuz. Sizlere de faydası benim yayınladığım her videodan haberdar olursunuz arkadaşlar hiç kaçırmadan örebilirsiniz. Evet şimdi hazırsak bu güzelliği örmeye başlayalım. Evet arkadaşlar çalışmamı bu kez Shaden Mayer marka e, bebeklere özel koton ve bambu karışımı çok güzel bir iple öreceğim e, bu ipi bulamayabilirsiniz yine bu ipe benzeyen özellikle bir iple çalışmanızı tavsiye ederim bu ipimizde 50 gram ve 156 metre yani iki ip arasında aşağı yukarı e, 45 santim filan oynuyor arkadaşlar şey e, 45 metre filan oynuyor Şimdi ikisi arasındaki kalınlığı da görün. Biri dantel ipi gibi, biri biraz daha kalın. Yani bu bunun aşağı yukarı iki katı kalınlıkta bir iple şimdi aynı sayılarda aynı çalışmayı yapacağız. Evet şimdi başlayalım. Arkadaşlar e, pembe modeli iki numara tığla ördüm bu kalın ipimi de yine 2 numaralı tığla öreceğim Çünkü denedim gayet hoş oluyor şimdi örgümüze şöyle başlıyoruz önce üç tane zincir çekiyoruz 1 2 3 ardından tığımıza ipimizi doluyoruz İlk başladığım zincirin yuvasının içerisine batarak bir ikili trabzan yapıyorum 1 2 kutucuklar oluşturacağız şu yakadan başlayacağız gördüğünüz gibi tekrar 1 2 3 zincir çekiyorum geliyorum bu kez bu birinci yuvanın içerisine batıyorum ve tekrar 1 ikili trabzan yapıyorum 1 2 3 zincir çektim tığma ipimi doladım geliyorum alttaki yuvaya batıyorum 1 ikili trabzan yapıyorum 1 2 3 tane kutucuk oldu bunu toplamda 46 kutu olacak şekilde önce çalışacağız Evet 1 2 3 4 bir tane daha yapayım 3 zincir çektim tığma ipimi doladım Geliyorum yuvanın içerisine batıp bir 2 de çıkarak ikili trabzan yapıyorum. Bunu tam 46 kutucuk olacak şekilde çalışalım ve kuruluma başlayalım. Evet tam 46 kutucuk ördüm sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 tam 46 tane kutucuğumu yaptım. Şimdi iki ucu birbirine birleştireceğim. Arkadaşlar birleştirirken örgünüzün böyle düz bir şekilde olduğuna emin olun geliyorum ilk başlangıç yaptığım yere batıyorum ve kaydırma tekniği ile birleştiriyorum birleştirdikten sonra tekrar kontrol edelim dönme olmuş mu Evet. Dönme olmamış. Şimdi zincir çekmiş olduğumuz şu zincirli çalışmalarımız altta kalacak. E, i̇kili trabzan yaptığımız çalışmalarımızın üstüne model kurulumuna başlayacağız. Şimdi iki ucu birleştirdikten sonra bir iki üç zincir çektim. Tığma ipimi doladım. İlk yuvamın içerisine trabzan çalışması yapıyorum bir ikili trabzan yaptım tekrar doladım aynı yuvaya battım bir ikili trabzan daha yaptım İlk üç zincirimi birinci trabzan kabul ediyorum yanına iki trabzan daha yaptım yani toplamda bir kutucuğun içerisinde üç tane ikili trabzanım olmuş oldu devam ediyorum tığıma ipimi doladım geliyorum yandaki yuvanın içerisine batıyorum 3 ikili trabzan da buraya yapıyorum. 1 2 3 Tığıma ipimi doluyorum. Hemen geliyorum yandaki yuvanın içerisine yeniden <laughs> ikili trabzan çalışıyorum. 3 tane ikili trabzan da buraya çalıştım. Yani 1 2 3 kutucuğa 3, 6, 9 tane ikili trabzan çalışmış oldum. Arkadaşlar tam 11 tane kutucuğumuzun içine bu şekilde 3 tane ikili trabzan yapalım. Yani toplamda 33 tane ikili trabzan çalışmış olalım. Şimdi 11 kutucuğumuzun içerisine trabzanlarımızı çalışıp geliyor. Evet 10 kutucuğuma çalıştım. Şimdi 11. kutucuğumun içerisine de 3 tane ikili trabzanımı çalıştım. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kutucuk ve her birinin içerisinde 3 tane trabzan yani toplamda 33 trabzan çalışması yaptık. Şimdi devam ediyoruz. 1, 2, 2 zincir çekiyorum tığıma ipimi doluyorum yandaki yuvanın içerisine batıyorum 3 tane üçlü trabzan çalışıyoruz 1 2 3 de çıkınca üçlü trabzan oluyor arkadaşlar 2 de çıktık ikili trabzan 3 de çıktık üçlü trabzan tekrar tığıma ipimi doladım aynı yuvaya battım 1 2 3 de çıkarak ikinci üçlü trabzanımı yaptım Tığma ipimi doladım aynı yuvaya battım 1 2 3 de çıkarak 3 üç tane üçlü trabzan çalışmış oldu araya bir zincir çekiyorum tığıma ipimi doluyorum yandaki yuvanın içerisine de 3 üç tane üçlü trabzan yapıyorum 1 2 ve 3. Şimdi 3 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3. Geliyorum. Yandaki yuvanın içerisine bir sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Aynı yuvanın içerisine bir sık iğne çalışıyorum. Bu kez de sık iğneli küçük yuvalar çalışıyoruz. Tekrar 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Yandaki yuvanın içerisine bir sık iğne çalışıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Aynı yuvanın içerisine bir sık iğne çalışıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Yandaki yuvanın içerisine bir sık iğne çalışıyorum. Tekrar 1 2 3 zincir çekiyorum. Aynı yuvanın içerisine bir sık iğne çalışıyorum. Toplamda 1, 2, 3 tane yuvanın içerisine 1, 2, 3, 4, 5 tane minik sık iğneli yuvalar çalışmış oluyor. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığma ipimi doluyorum. Yandaki yuvanın içerisine 3 tane üçlü trabzan çalışıyorum. 1, batıyorum 3'te çıkıyorum 2 batıyorum 3'te çıkıyorum 3 3 üç tane üçlü trabzandan sonra araya bir zincir çekiyorum yandaki yuvanın içerisine de 3 üç tane üçlü trabzan çalışıyorum 1 1 2 3'te çıkıyorum 2 tekrar aynı yuvaya batıyorum 1 2 3'te çıkıyorum 3 Tekrar 3 zincir çekiyoruz. Şu sık iğnelerden oluşan çalışmayı tekrarlayacağız. 3 tane kutucuğumuzun içerisine 5 tane minik yuvalar yapacağız. 1 2 3 zincir çekiyorum. Yandaki yuvanın içerisine batıp bir sık iğne yapıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Aynı yuvanın içerisine bir sık iğne yapıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Yandaki yuvanın içerisine bir sık iğne yapıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Aynı yuvanın içerisine bir sık iğne yapıyorum. Tekrar 1 2 3 zincir çekiyorum. Yandaki yuvanın içerisine bir sık iğne yapıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Aynı yuvanın içerisine bir sık iğne çalışıyorum sayalım 1 2 3 tane kutucuğumuzun üzerine 1 2 3 4 5 tane minik kutucuk çalışmış olduk şunu şöyle alayım kameramı da biraz yaklaştırayım böyle devam edelim Evet 5 minik kutucuktan sonra devam ediyoruz 1 2 3 zincir çekiyorum tığıma ipimi doluyorum yandaki yuvanın içerisine 3 üç tane üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 3 Araya bir zincir çekiyorum. Tığıma ipimi doluyorum. Yandaki yuvanın içerisine 3 üç tane üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3 Ne yapmış olduk bir bakalım. 3 Üç tane üçlü trabzan 2 tane yan yana yaptık. Araya kutucuklardan oluşan sık iğneli 5 tane yuvacık yaptık. Tekrar 2 tane üçlü trabzan çalışması yaptık. Araya bir zincir çektik. Sonra yine küçük kutucuklardan oluşan sık iğneli 5 kutucuklu çalışma yaptık. Ve son olarak sıradaki kutulara 3 üç tane üçlü trabzan, bir zincir, diğer yuvaya 3 üç tane üçlü trabzan çalışması yaptık. Ne yapmış olduk arkadaşlar biliyor musunuz? Şöyle gösterirsem daha iyi anlarsınız. Şunu örgümüzün ön tarafı olarak kabul edelim. Şu e, trabzan çalışması yaptığımız 11 kutucuktan olan çalışma bu. Bunu yaptık. Sonra geldik şu kol kısmımızı örmüş olduk. Şu üç tane üçlü trabzanlar bunlar oluyor arkadaşlar. Minik yuvacık çalışmalarımızda beş tane olan bu kısım oluyor. Şimdi tekrar arka bedenin trabzanlarını örmeye başlayacağız. Böyle daha kolay anlarsınız. Anlata anlata gidelim. Evet iki tane zincir çekiyorum. Bir iki zincir. Geliyorum yandaki yuvanın içerisine 3 tane ikili trabzan çalışıyorum. Aynı şeyi yapacağız. Yine 11 kutucuğumuzun içerisine 3'er tane ikili trabzan çalışacağız. Geliyorum yandaki kutunun içerisine 1 2 3 tane ikili trabzan çalıştım. 2 de çıkınca ikili trabzan oluyor. Bat yandaki kutuya battım. 1 2 de çıktım bir tane ikili trabzan. Aynı yuvaya battım. 2 de çıktım. 2 iki tane ikili trabzan. Aynı yuvaya battım. 2 de çıktım. 2 tane 3 tane ikili trabzanım oldu. Her bir kutunun içerisine 3 tane ikili trabzan çalıştık. Şimdi bunu 11 kutuya tamamlayalım. Evet ikili trabzanlarımı 11 kutuma yaptım. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Her birinde 3 trabzan var. Toplamda 33 trabzan çalışmış olduk. Şimdi şöyle göstererek devam edelim. Ne yaptık? Ön bedenimiz, kolumuz, arka bedenimiz ve şimdi diğer kol çalışmamızı yapacağız. 3 üç tane üçlü trabzanlı çalışma, sonra sık iğneli çalışma, yine 3 üç tane üçlü 3 üç trabzanlı çalışma, sık iğneli çalışma ve 3 tane 3 trabzanlı çalışmayla kolumuzu bitireceğiz. Başlayalım. 2 zincir çekiyoruz. 1 2 geliyorum sıradaki yuvaya 3 üç tane üçlü trabzan çalışıyorum. 1 2 3 tane üçlü trabzanımı çalıştım. Araya bir zincir çektim. Yandaki yuvaya 3 üç tane üçlü trabzan yapıyorum. Arada 1-2-3 zincirim var. Yandaki yuvaya sık iğne ile batıyorum. 1-2-3 zincir çektim. Aynı yuvaya bir sık iğne. 1-2-3 zincir çektim. Yandaki yuvaya bir sık iğne. 1 2 3 zincir çektim. Aynı yuvaya bir sık iğne. 1 2 3 zincir çektim. Yandaki yuvaya bir sık iğne. 1 2 3 zincir çektim. Aynı yuvaya bir sık iğne. Sayalım. 1 2 3 4 5 tane sık iğneden oluşan yuvamızı yaptık. 1 2 3 zincir çekiyorum yandaki yuvaya 3 üç tane üçlü trabzan çalışıyorum 1 2 3 araya bir zincir çektim yandaki yuvaya 3 üç tane üçlü trabzan çalışıyorum 1 2 3. Şimdi 3 zincir çekiyoruz. Yine sık iğneli çalışmamıza başlıyoruz. Yandaki yuvaya bir sık iğne yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Aynı yuvaya bir sık iğne yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Yandaki yuvaya bir sık iğne yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Aynı yuvaya bir sık iğne yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Yandaki yuvaya bir sık iğne yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Aynı yuvaya bir sık iğne yaptım. 3 tane kutumun içerisine 1 2 3 4 5 tane mini kutucuk çalıştım. Şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum. Yandaki yuvanın içerisine 3 üç tane üçlü trabzan çalışıyorum. 1 2 3 araya bir zincir yandaki son yuvamız arkadaşlar son yuvamın içerisine 3 üç tane üçlü trabzan çalışıyorum 1 2 ve 3 bütün kutucuklarımız dolmuş oldu başlangıç yerimize geldik 1 2 zincir çekiyorum geliyorum ilk trabzan çalışmamın tepesine batıp kaydırma tekniğiyle birleştiriyorum şimdi bir bakalım ne yaptık kurulumu tamamladık ön beden arka beden ve iki tane kol çalışmamızın kurulumunu yaptık yani şu çalışmayı şu yaka çalışmasının ilk sırasını yapmış olduk. Şimdi ikinci sıraya geçiyoruz. Çok kolay en zor olan ilk kurulumda arkadaşlar. Bundan sonra çok keyifli öreceksiniz. 1, 2, 3 zincirle beraber üst sıraya çıktım. Ve her bir trabzanın üzerine bir trabzan yapıyorum. 33 tane trabzanımız vardı. Her birinin üzerine bir trabzan yaparak toplamda yine 33 tane trabzanımızı çalışıyoruz. Trabzanlarımızı yapalım. İki de çıkıyoruz buradaki trabzanları bir iki. 33 tane trabzanımızı ikili trabzan olarak çalışalım. Evet trabzanlarımı yaptım. Bir kontrol edelim arkadaşlar. Bunları mutlaka kontrol ederek gidin eksik olmasın. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 33 trabzanımın üzerine 33 tane trabzan yaptım. Şimdi nereye geldik? Şu üçlü trabzanlarımızın olduğu yere geldik. Önce 2 zincir çekiyoruz. 1 2. Tığımıza ipimizi doluyoruz. Şöyle örgümün üzerinden göstereyim. Böyle kabartmalı 3D bir trabzan çalışması yapacağız. O yüzden trabzanın şuradaki gibi üzerine batmıyoruz arkadaşlar. Geliyorum trabzanımın sağ tarafından girip sol tarafından çıkıp ipimi buradan alıp 1 2 3 de çıkıyorum. Tekrar gösteriyorum. Tığıma ipimi doluyorum. Geliyorum. Örecek olduğum trabzanın sağından girip solundan çıkıyorum. Ve bir iki üçlü trabzan yapıyorum. Tekrar tığıma ipimi doluyorum. Sağından girip solundan çıkarak bir iki üçlü trabzan çalışıyorum. Şimdi araya iki zincir çekeceğiz. 2 zincirimi çektim. Yanda üçlü trabzan çalışmam var. Aynı şeyi ona yapıyorum. Sağından girip solundan çıktım. Birinci üçlü trabzanımı yaptım. Sıradakinin sağından girip solundan çıktım. Ve ikin, üçüncüsünün sağından girip solundan çıkarak 3 üç tane üçlü trabzan çalıştım. 1, 2 3 zincir çektim. Şimdi 5 tane yuva çalışmamız vardı. Geliyorum hemen ilkinin ortasına batarak bir sık iğne yapıyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. 1 2 3 Sıradaki yuvanın içerisine batıyorum ve bir sık iğne çalışıyorum. Ne oldu? Bir tane yuva çalışması yaptık. Devam ediyoruz. 1 2 3. Yandaki yuvanın içerisine bir sık iğne çalıştım. 2 tane oldu. 1 2 3 zincir çektim. Yanındakinin içerisine bir sık iğne yaptım. 1 2 3 tane oldu. 1 2 3 zincir çektim. Yandaki yuvanın içerisine bir sık iğne yaptım. Toplamda 1 2 3 4 tane küçük yuvacığımız oldu. Alt sırada 5 taneydi. Şimdi 4'e düştü. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Yine üçlü trabzanlarım var. Sağından girip solundan çıkarak trabzanımı çalışıyorum. 1, 2, 3 de çıkıyoruz. Sağından girdim, solundan çıktım ve üçlü trabzanımı çalıştım. Araya 1-2 zincir çektim. Yine üçlü trabzanlarım var. Sağından girdim. Solundan çıktım. Ve üçlü trabzanlarımı ördüm. Evet yaptık. Şimdi sırada yine küçük yuvalarımız var. Aynı şeyi yapıyoruz. 1-2-3 zincir çekiyorum. İlk yuvanın içerisine bir sık iğne yapıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Yanındaki yuvanın içerisine sık iğne. 1 2 3 yanındakine bir sık iğne. 1 2 3 yanındakine bir sık iğne. 1 2 3 yanındakine bir sık iğne. 1 2 3 4 tane yuva çalıştık. 1 2 3 zincir çektim. Yine üçlü trabzanlarımın olduğu yerdeyim sağından girip solundan çıkarak üçlü trabzanımı çalıştım sıradakine de sağından girdim solundan çıktım üçlü trabzanımı çalıştım üç tane üçlü trabzandan sonra bir iki zincir çektim sıradaki üçlü trabzanın sağından girip solundan çıkarak üçlü trabzanımı yapıyorum 2 ve son olarak 1 2 3 araya 2 zincir çektik şimdi yine ön e, ön bedendeyiz arkadaşlar trabzan çalışmalarına devam edeceğiz 1 2 zincir çektim sıradaki ilk trabzanın üzerine batarak ikili trabzana başladım burada yine 33 tane ikili trabzanımız var her birinin üzerine birer tane ikili trabzan çalışacağız toplamda yine 33 trabzan çalışmış olacağız Evet trabzanlarımızı çalışalım Evet ikili trabzanlarımı yaparak tamamladım şimdi kontrol edelim 33 tane mi 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 33 33 tane trabzanımı yaptım diğer koluma geldim şimdi aynı çalışmayı burada yapacağız önce 2 zincir çekiyorum tığıma ipimi doluyorum üçlü trabzanlarımın olduğu yerdeyim sağından girip solundan çıkarak üçlü tırabzanımı yapıyorum. 2 ve 3. Araya 2 zincir çekiyorum. Sırada yine 3 üç tane üçlü tırabzanım var. Sağdan girip solundan çıkarak 3 üç tane üçlü tırabzan çalışıyorum. Yine küçük yuvacıklarımızın olduğu yere geldik. 3 zincir çekiyoruz. Geliyorum ilk yuvacığın üzerine sık iğne ile batıyorum. Ardından 3 zincir yandaki yuvaya sık iğne. 1 2 3 zincir yandaki yuvaya sık iğne. 1 2 3 zincir yandaki yuvaya sık iğne. 1 2 3 zincir yandaki yuvaya sık iğne. Bir, iki, 1 2 3 4 tane küçük yuvacık yaptım yine üçlü trabzanlarımın olduğu çalışmadayım 1 2 3 zincir çektim tığıma ipimi doladım sağından girip solundan çıkarak üçlü trabzanımı çalışıyorum 1 2 3 araya 2 zincir Diğer üçlü trabzanımı başlıyorum yine sağından girip solundan çıkarak üçlü trabzanımı çalışıyorum arkadaşlar buraya kadar çok ayrıntılı anlattım bayağı uzun oldu ama buraya kadar hatasız örmemiz gerekiyordu bundan sonra zaten çok kolay bir şekilde devamını öreceğiz ee, şimdi çalışmamızı tamamlayacağız yine beşli yuva üçlü trabzan çalışmamızla ikinci sıramızı da bitiriyoruz 1 2 3 zincir çektim ilk küçük yuvamın içerisine bir sık iğne yaptım 3 zincir çektim yanındaki yuvaya 1 2 3 zincir çektim yanındaki yuvaya 1 2 3 zincir çektim yanındaki yuvaya 1 2 3 zincir çektim yanındaki yuvaya sık iğne yaptım 1 2 3 4 tane yuva çalışmamız oldu. Sırada yine üçlü trabzanlarımız var. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Sağdan girip soldan çıkarak 1, 2, 3'lü trabzanlarımı çalışıyorum. 3 tanesini çalıştım. Şimdi araya 1, 2 zincir çektim. Geldim. Diğerine de sağından girip solundan çıkarak 3 tane ikili trabzan çalışıyorum. Evet sıra sonundayız. Yine 1 2 zincir çekiyoruz ve ilk trabzanımın <laughs> üzerine batıp kaydırma tekniği ile birleştiriyoruz. Şimdi arkadaşlar 2 tane örgümüz var. Aradaki büyüklük farkına bakalım. İpimizin kalınlığından kaynaklı büyüklüğümüz ne kadar değişmiş. Şöyle yapsam daha mı kolay olur? Aynı numara tığ kullandık fakat ipimiz bir tık kalın. Görüyor musunuz arkadaşlar ne kadar fark ediyor? En az 2 yaş, <laughs> yaş daha büyük olacak bu çalışma. Şu yaka çalışmasını yapın arkadaşlar. Çocuğunuzun, bebeğinizin şöyle başından bir geçirin. Bakın rahat geçiyor mu? Rahat geçiyorsa sorun yok. Tamamdır. Sıkıysa şu zincirli birinci sıradaki çalışmalarımızı biraz daha bol yapın. Eliniz bol olsun ki burası rahat bir şekilde çocuğun başına geçebilsin. Buna mutlaka dikkat edin. Şimdi daha kolay ilerleyeceğiz dedim. Çünkü anladık ne yaptığımızı. Bundan sonra arkadaşlar sık iğne çalışmalarımızı yapacağız ve kollarımızı örmeye devam edeceğiz. Sık iğnelerimizde şimdi artırma çalışmamız var. Şu ilk trabzan ve son trabzanın üzerine iki tane trabzan yapacağız. Her sırada bir e, trabzan sağda, bir trabzan solda artacak. Şimdi 33 trabzanımız var ya. İlkine iki tane, sondakine iki tane e, batarak yaptığımızda 35 trabzana ulaşacak. Onu da göstereyim. Sonra trabzanlardan hiç bahsetmeyeceğim. Sadece kol anlatacağım. Şimdi birleştirdik ve 3. sıraya çıktık. 1, 2, 3 zincir çektim. Geliyorum. Aynı birleştirdiğim yuvaya batıyorum ve bir ikili trabzan çalışıyorum bir taneden bir trabzana iki trabzan örmüş olduk bir artırdık sıradaki trabzanım ikinci trabzanımın üzerine bir ikili trabzan yaptım aşağıda gördüğünüz gibi iki yukarıda üç tane trabzanımız olmuş oldu şimdi sıra sonuna kadar trabzanlarımızı örelim Son trabzanda da aynı çalışmayı yapacağız. Robamız böyle büyüyecek arkadaşlar. Kolumuz zaten örnekle beraber büyüyor. Ama ön ve arka bedenimiz bu trabzan artırmalarıyla büyüyecek. Şimdi son trabzana kadar örelim. Evet sıra sonunda bir trabzan kalana kadar ördüm. Şimdi önce bu son trabzanımı örüyorum tekrar tığıma ipimi doluyorum ve aynı yuvaya ikinci kez bir trabzan daha çalışıyorum 33 trabzanımız vardı sağda ve solda birer artış yaptık artık 35 trabzanımızın olması lazım 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 35 tane trabzanımız oldu bir sonraki sırada hep bu böyle devam edecek. Bu kez 37 olacak. 39, 41, 43, 45 bu şekilde. Şurası şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu şekilde robamız genişleyerek bedenimiz büyüyecek. Şimdi 35 trabzandan sonra geldik yine üçlü trabzanlı çalışmamıza. 1 2 zincir çektim. Tığıma ipimi doladım. Bu üçlü trabzanlarımız hep üçlü trabzan ve sağdan batıp soldan çıkarak çalışılacak trabzanlar. 1 2 3 de çıktım. 3 tane var. Üçüne de sağdan girip soldan çıkarak trabzanlarımı çalıştım. Şimdi arkadaşlar fıstık çalışmamıza başlayacağız. Fıstık çalışmamızdan önce fıstığımızı yapabilmemiz için yani şu çalışmayı uygulayabilmemiz için şuraya bir zemin hazırlayacağız. Bir iki zincir çektim tığıma ipimi doladım. Şu aradaki yuvaya battım bir ikili trabzan çalıştım. Bir iki zincir çektim tığıma ipimi doladım. Yine aynı yuvaya batarak bir ikili trabzan çalıştım. Yani bir V çalışması yapmış olduk burada arkadaşlar. Fıstığımızı da bir sonraki sırada bu V çalışmasının üzerine kuracağız. Tekrar bir iki zincir çekiyorum, geliyorum sağdan batıp soldan çıkarak üç tane üçlü trabzanımı örüyorum. Evet. Şimdi hep aynı şeylerin tekrarını yapacağız buralarda da. Kolumuz hep böyle ilerleyecek. 1 2 3 zincir çektim. 4 tane minik yuvamız vardı. Geliyorum ilkinin üzerine batarak bir sık iğne çalışıyorum. Ardından 1 2 3 zincir çektim. Yandaki yuvaya bir sık iğne. 1 2 3 zincir çektim. Yandaki yuvaya bir sık iğne. 1 2 3 zincir çektim. Yandaki yuvaya bir sık iğne yaptım. Bu kez 1, 2, 3 tane yumam oldu. 1, 2, 3 zincir çektim. Şimdi şu çalışmanın aynısını yapacağım. Geliyorum üçlü trabzanımı sağdan batı soldan sağdan batıp soldan çıkarak çalışıyorum. 2 3 tane üçlü trabzanımı yaptım. 1 2 zincir çektim. Tığıma ipimi doladım alttaki yuvaya bir ikili trabzan araya iki zincir tekrar aynı yuvaya bir ikili trabzan çalıştım bir V çalışması da burada yaptım bir iki zincir çektim tekrar sağdan batıp soldan çıkarak üçlü trabzanlarımı çalışıyorum Evet yine minik yuvalarımın olduğu yerdeyim. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. İlk yuvanın içerisine sık iğne. Sonra 1, 2, 3 zincir yandaki yuvaya sık iğne. 1, 2, 3 yandaki yuvaya sık iğne. 1, 2, 3 yandaki yuvaya sık iğne. 1, 2, 3 tane yuva çalıştık. Devam ediyoruz. 1, 2, 3 zincir çektim. Sırada üçlü trabzanlarım var. Sağından girip solundan çıkarak çalışıyorum. 2 3 Aynı şeyi yapıyoruz. 1 2 zincir çekiyoruz. Bu yuvaya batarak bir ikili tırabzan. Araya 2 zincir, aynı yuvaya batarak bir ikili tırabzan. Ve çalışmamız burada da oldu. 2 zincir çekiyorum. Geliyorum üçlü tırabzanımı Sağdan batıp soldan çıkarak çalışıyorum. 2 Ve son olarak 1 2 3 Ne oldu? Şimdi geldik ön bedene arkadaşlar. Aynı şeyleri yapacağız. 1 2 zincir çekiyorum. İkili trabzanlarım var. Ne dedik? İlkine ve sonuna 2 tane yapacağız. Tığıma ipimi doluyorum. Geliyorum ilk trabzanın üzerine. Önce bir ikili trabzan çalışıyorum. Tığıma ipimi doluyorum. Aynı yuvaya tekrar batarak ikinci kez ikili trabzan çalışmış oluyorum. Bir trabzanın üzerine iki tane ikili trabzan yaptık. Ardından var olan diğer trabzanların her birinin üzerine birer tane ikili trabzan çalışıyorum. Sıra sonundaki son trabzanıma kadar son trabzana kadar örelim arkadaşlar Evet sıra sonunda bir tane ikili trabzanım kaldı şimdi önce buna bir ikili trabzan çalışıyorum tığıma ipimi doluyorum ve tekrar aynı yuvaya batarak ikinci kez bir ikili trabzan çalışıyorum Burada da 35 trabzanımızın olması lazım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35. Arkadaşlar mutlaka sayarak gidin, e, hata yapmayın çünkü burası bizim için çok önemli. Bundan sonra da arkadaşlar şu trabzanlı çalışmaları göstermeyeceğim. Hep aynı şekilde devam edeceğiz. İlk trabzana ve son trabzana iki tane trabzan yapacağız. Her sırada iki trabzanımız artacak. 33, 35, 37, 39, 41 gibi az önce söyledim. Aynı şekilde devam edeceğiz. Bundan sonra sadece kol anlatmam lazım. Çünkü video herhalde 3 saati bulacak. Çok e, uzun olacak. O kadar uzun olsun istemiyorum. Evet geldik kol kısmına. Şimdi 1, 2 zincir çekiyorum. Üçlü trabzanlarımı. Sağdan batıp soldan çıkarak çalışıyorum. Bunu da daha söylemeyeceğim arkadaşlar. Anlaşılmıştır herhalde. Üçlü trabzan diyeceğim ve geçeceğim. Evet, üç tane üçlü trabzanımı çalıştım. Arada iki zincirden oluşan yuvam var. İki zincir çektim. Bu yuvaya battım. Bir ikili trabzan. Araya iki zincir. Tekrar aynı yere battım. Bir ikili trabzan ve çalışmamı yaptım. 2 zincir çektim. Üçlü tırabzanlarım var. 1 2 3 Küçük yuvalarımın olduğu yerdeyim. 1 2 3 zincir çekiyorum. İlk yuvanın tepesine bir sık iğne. Ardından 3 zincir, bir sık iğne. 3 zincir, 1 sık iğne, 3 zincir, 1 sık iğne. 3 taneye indi. 1, 2, 3 zincir çektim. Üçlü trabzanlarımı çalışıyorum. 1, 2, 3. Evet iki zincir araya bir ikili trabzan araya iki zincir tekrar aynı yere bir ikili trabzan ve çalışmamı yaptım iki zincir çektim üçlü tırabzanlarım var üç tane şimdi onları çalışıyorum bir iki üç Yine küçük yuva çalışmam. 1, 2, 3 zincir çektim. İlk yuvanın üzerine bir sık iğne. Sonra 3 zincir. Yandaki yuvaya bir sık iğne. 3 zincir. Yandaki yuvaya bir sık iğne. 3 zincir. Yandaki yuvaya bir sık iğne. 1, 2, 3. 1, 2, 3 zincir çektim. Geliyorum. Yine üçlü trabzanlarım var. 1, 2 3 üç tane üçlü trabzanımı çalıştım. 2 zincir araya battım. 1 ikili trabzan. Araya 2 zincir tekrar aynı yere battım. 1 ikili trabzan ve çalışmamı yaptım. 2 zincir çektim. Üçlü trabzanlarım var. Şimdi üçlü trabzanlarımızı çalışıp 3. sıramızı da bitirmiş olacağız. 1 2 ve 3 sıra sonuna geldim 1 2 zincir çektim ilk trabzanımın üzerine batarak birleştirdim Evet arkadaşlar üçlü trabzanlar yuvalar ve üçlü trabzanlar yani şurası 1 2 3 aynı şey arkadaşlar 1 2 aynı şey Ön beden, arka beden aynen sadece trabzan. Yine üçlü trabzanlı çalışmalar ve aradaki minik yuvalı çalışmalar. Şimdi dördüncü sıraya başlıyoruz. Burayı bir kez daha göstereyim. 3 zincirle büyük sıraya çıktım ve aynı yuvaya batarak bir ikili trabzan yaptım. Bir artırma yapmış oldum. Sonra sıradaki trabzanın üzerine Sonra sıradaki trabzanın üzerine batarak ikili trabzanlarımı sıra sonuna kadar çalışalım. Evet sıra sonunda son bir trabzanım kaldı. Bir kez ikili trabzanımı yaptım. Tığıma ipimi doladım. Aynı yuvaya batarak ikinci kez trabzanımı çalıştım. 37 tane trabzanım oldu. Devam ediyorum. 2 zincir. Üçlü trabzanlarım var. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Şimdi fıstık çalışmasına başlayacağız arkadaşlar. İlk fıstık çalışmamızı bir önceki sırada V çalışması yapmıştık ya bunun içine yapacağız. 1 2 zincir çekiyorum. Tığıma ipimi doluyorum. Geliyorum şu V çalışmasının oraya batarak ipimi yukarıya alıyorum tekrar tığıma ipimi doluyorum batıyorum ikinci kez ip çıkarıyorum doluyorum batıyorum çıkarıyorum 3 doluyorum batıyorum çıkarıyorum toplamda 4 kez ip çıkarmış oldum bunun sayısını ayarlayabilirsiniz arkadaşlar daha kabarık ya da daha e, az kabarık yapmak istiyorsanız 3 de ya da daha çok kabarık yapmak istiyorsanız 5'le falan çıkabilirsiniz ama 4 benim için oldukça uygun. Evet 4 kez çıkardıktan sonra şu son ipim kalana kadar önce hepsini bir alıyorum. Sonra diğer 2 ilmeği birlikte alıyorum. İlk fıstığımı yaptım. Araya 1 2 zincir çekiyorum. Tığıma ipimi doluyorum. Yine aynı yuvaya batarak ikinci kez fıstık yapıyorum. 1 2 3 4 kez ipimi çıkardım. Önce son ipim ilmeğim kalana kadar ördüm. Sonra ikisini birlikte ördüm. 2 tane fıstık çalıştık. 1 2 zincir çekiyorum. Sırada üçlü tırabzanlarım var. Bu üçlü trabzanlar hep böyle devam edecek arkadaşlar. Ardından 3 zincir çekiyorum. Yuva çalışmalarım var. Sık iğneli. İlk yuvaya 3 zincir çekerek bir sık iğne yaptım. Ardından 3 zincir çektim. Sıradaki yuvaya bir sık iğne yaptım. Sonra tekrar 3 zincir çektim. Sıradaki yuvaya bir sık iğne yaptım. Bu kez 1, 2 tane yuva çalışmam. 1 2 3 zincir çekiyorum. Ve üçlü trabzanlarıma başlıyorum. Evet. Birincisini yaptım. 2 3 Yine fıstık çalışacağım. 1 2 zincir çektim. Tığımı ipimi doladım. Ve çalışmamın içerisine batıyorum. 1 2 3 4 Arkadaşlar şu ipinizin uzunluğu hep aynı olsun. Buna çok dikkat edin. Sonra son ilmeğim kalana kadar bir örüyorum. Sonra iki ilmeği birlikte örüyorum. Bir, iki zincir çekiyorum araya. Tekrar aynı V çalışmamın içerisine batıyorum. İkinci V e, fıstık çalışmamı yapıyorum. 4 kez yaptım ve bitirdim 2 zincir çektim sırada yine üçlü trabzanlarım var çok kolay arkadaşlar çok kolay ve çok keyifli Evet 3 üç tane üçlü trabzanımdan sonra 3 üç zincir çektim yine sık iğneli yuvalarım var ilk yuvaya battım bir sık iğne yaptım 3 zincir çektim yandaki yuvaya sık iğne yaptım 3 zincir çektim yandaki yuvaya sık iğne yaptım 1 2 3 zincir çektim yine üçlü trabzanların olduğu yerdeyim Bunlar 3 tane arkadaşlar aynı şeyi tekrarlayıp duruyoruz Evet 3 Üç tane üçlü trabzanımı yaptım. 2 zincir çektim. Yine V çalışmam var. Batıp içine fıstığımı çalışıyorum. Araya 2 zincir geliyorum. 3 4 Evet, ikinci fıstığımı da çalıştım. Şimdi sırada yine üçlü trabzanlarım var. üçlü trabzanlarımı da çalıştım arada iki zincir ve yine ön bedenimin sık iğne e, ikili trabzanları ne yapıyorduk ilk trabzanla son trabzanın üzerine iki tane ikili trabzan yapıyorduk Evet arkadaşlar daha uzatmaya gerek yok zaten şurayla şura birbirinin aynısı burayla ön bedenle arka beden de birbirinin aynısı trabzanlarımızı örelim son trabzanımızın üzerine de ikinci kez bir trabzan yapalım yine 37 trabzan olsun ardından üçlü trabzan ve fıstık çalışmalarıyla sıramızı tamamlayalım Evet trabzanlarımı çalıştım ardından fıstık çalışmalarımı yaptım yine sıra sonuna geldim bir iki zincir çektim sıradaki ilk trabzanın üzerine batarak örgümü birleştirdim. 1, 2, 3 zincir çektim. Aynı yuvaya bir kez daha batarak bir artırma yaptım. Ardından sıradaki trabzan ve sonra sıradaki trabzanların her birinin üzerine birer trabzan çalışmaya başladım. 35, 37, bu sırada 39 tane trabzanımız olacak. Sıra sonunda yine 2 tane trabzan yapmayı unutmayın. Sonra kol kısmımızla yine devam edelim. Evet. Trabzanlarımı çalıştım. <laughs> Son trabzanımı yaptım. Sonra aynı yuvaya bir trabzan daha çalıştım. Şimdi arkadaşlar bu sırada da benzeri bir çalışma yapacağız. 2 zincir çekiyorum üçlü trabzanlarımı çalışıyorum. 1 2 3 1 2 3 Bir fıstık çalışmamız vardı. Şimdi şu iki fıstığın arasına aynı çalışmayı yapacağız. 1 2 zincir çektim. Tığıma ipimi doladım. İki fıstığın arasında iki zincirimiz vardı. Buraya fıstığımı yapıyorum. 1 2 3 4 1. fıstığı yaptım. Araya 2 zincir çektim. Yine aynı yere 1 2 3 4 kez battım ve ikinci fıstığımı çalıştım. Şu çalışmanın aynısını yaptık. 1 2 zincir çektim. Geldim sırada Üçlü trabzanlarım var. 1 2 3 Arada sık iğneli çalışmam var. 1 2 3 zincir çektim. İlk yuvanın içerisine bir sık iğne yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Yandaki yuvanın içerisine bu bir sık iğne yaptım. Buradaki yuvam bir taneye düştü. 5 4 3 2 1 olarak 4 3 2 1 olarak bitirmiş oluyoruz. 1 2 3 zincir çekiyorum. Geliyorum. Üçlü trabzanlarımı çalışıyorum. 1 2 zincir çekiyorum yine fıstık çalışmam var aynı yuvaya batıyorum bir fıstık 2 zincir çekiyorum yine aynı yere batarak iki fıstığın arasına ikinci fıstığımı çalışıyorum 1 2 zincir çekiyorum sırada üçlü trabzanlarım var bu çalışmayı 3 kez tekrarlıyoruz arkadaşlar. Kolumuzun bir tarafında bu çalışmadan 3 tane var. İlkini yaptık. Arada bir yuvayı yaptık. İkincisini yaptık. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Sık iğne ile battım. 1, 2, 3 zincir çektim. Yandaki yuvaya sık iğne ile battım. 3 zincir çektim. Burada da bir tane kaldı. Geliyorum üçlü trabzanlarımı yapıyorum. Bir, iki zincir çektim. İki fıstığımın arasına batarak fıstık çalışıyorum. Bir, iki zincir çektim. Yine aynı yuvaya batarak İkinci fıstık çalışmamı da tamamladım. Bir iki zincir çektim, üçlü trabzanların var, üç tane. Sağdan girip solundan çıkarak üçlü trabzanlarımı tamamladım. Arkadaşlar hep aynı şeyin tekrarı olduğu için biraz hızlı ilerliyorum ama bu hız size fazla gelirse ekranınızın sağ üst köşesinde noktalı işaretli olan bir kısım var. Oraya dokunarak oynatma hızını yavaşlatıp ya da hızlandırabiliyorsunuz. Youtube böyle bir e, özellik koymuş. E, çok da güzel bir özellik. Eğer böyle bir ihtiyaç duyuyorsanız mutlaka oradan oynatma hızını ayarlayın. Ardından iki zincir geldim yine ön bedene. İlk trabzanımın üzerine bir tığma ipimi doladım ve yine aynı trabzanın üzerine ikinci trabzanımı yaptım ve devam ediyorum arkadaşlar trabzanlarımızı örelim kolumuzda yine fıstık çalışması bu küçük yuva çalışmasını tamamlayarak sıramızı bitirelim zaman kaybetmemek için şu başlangıç yerimizde yine ilk trabzana iki trabzan çalışalım Son trabzana, iki trabzan çalışalım. Bu kez 41 olması lazım. Kol kısmının anlatımıyla devam edelim. Bundan sonra hep kol çalışalım arkadaşlar. Kolun bir tarafını anlatayım. Diğer tarafları zaten öğrenmiş olduk. Gereksiz bir video uzunluğu olmasın. Hem ben çok yoruldum, hem de izlerken sizde sıkılmış olmayın. Mantığını anlamış olmanız yeterli. Evet tamamlayalım sırayı. Sonra İlk sırada artırarak trabzanımızı yapalım ve kol çalışmamızla devam edelim. Evet trabzanlarımı çalıştım. Son trabzanımın üzerine iki trabzan çalışmış oldum. Şimdi kolumuzdayız. İki zincir çekerek önce üçlü trabzanlarımı sağdan sola doğru batıp çalışıyorum. 2. 3 Fıstık çalışmamızın olduğu yerdeyiz. 1 2 zincir çekiyorum. Tığıma ipimi doluyorum. Yine iki fıstığımın arasına fıstık yapacağım. Bu kez arkadaşlar 4 tane fıstık çalışması yapacağız aynı yuvaya. Batıyorum. 1 2 3 4 Araya 2 zincir ilk fıstığım bitti hemen aynı yuvaya ikinci fıstık çalışmamı yaptım yine aynı yuvaya üçüncü fıstığımı yaptım araya iki zincir çektim son kez aynı yuvaya dördüncü fıstık çalışmamı yaptım 1 2 3 4 1 2 zincir çektim üçlü trabzanlarımın olduğu yerdeyim üçlü trabzanlarımı çalıştım şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum burada bir tane yuvam kaldı bunun içerisine bir sık iğne yapıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum geliyorum üçlü trabzanı örüyorum 2 ve son kez bir iki üçlü trabzanı ördüm yine fıstık çalışmam arkadaşlar aynı çalışmayı yapacağız dört tane fıstık yapacağız Yuva çalışma, 3 zincir çekeceğim, bir sık iğne yapacağım, 3 zincir çekeceğim, üçlü trabzanımı yapacağım, sonra son fıstığımın içerisine yine 4 tane fıstık çalışması, 3 Üç tane üçlü trabzan, araya 2 zincir, sonra ön bedenimi öreceğim ve bu şekilde geleceğim ikinci kolda yine aynı şeyi yapacağız, 4 tane fıstık şu araya 3 zincirle bir sık iğne sonra tekrar üçlü trabzan fıstıklarımızı çalışalım arkadaşlar anlamışsınızdır herhalde yani şu çalışmanın aynısını buralara ve buralara uygulayacağız ee, zaten Trabzanlı çalışmamızı arka bedende yapmıştık. Ön bedende yaparak diğer kolda da uygulayacağız. Ama şunu da göstereyim. Bir tane daha göstereyim hadi. Evet üçlü trabzandan sonra bir iki zincir çektim. İki fıstığımın arasına battım. Ve dört tane fıstık çalışması yapıyorum burada. Bir fıstık yaptım. Araya iki zincir çektim. Aynı yuvaya battım. İkinci fıstığımı çalıştım. İki zincir çektim. Aynı yuvaya battım üçüncü fıstık çalışmamı yaptım bir iki zincir araya çektim ve aynı yuvaya dördüncü kez fıstık çalışmamı yaptım fıstıklar bitti bir iki zincir çektim geldim üçlü trabzanlarımı örüyorum bir iki ve üç üç zincir çekiyorum Geliyorum. Burada bir tane yuvam var. O yuvamın içerisine bir sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Ve yine üçlü trabzanlarımı örüyorum. Ardından fıstık çalışması arkadaşlar. Dörtlü fıstık yapacağız. Üçlü trabzanımızı öreceğiz. Ön bedenimize başlayacağız. İlk trabzanımın üzerine 2 trabzan, son trabzanın üzerine 2 trabzan yapıp ikinci kolu da tıpkı bunun aynısı şeklinde örüp sırayı tamamlayalım. Bir üst sıraya çıkalım. Yine ilk trabzanın üzerine 2. son trabzanın üzerine 2 trabzan çalışması yapalım ve kol çalışmasıyla devam edelim. Evet arkadaşlar sıramı. Tamamladım üst sıraya geçtim ilk trabzanımın üzerine iki trabzan yaptıktan sonra trabzanlarımı ördüm ve son trabzanımı ördükten sonra tekrar aynı yuvaya bir trabzan daha çalıştım gördüğünüz gibi artırarak gidiyoruz arkadaşlar şimdi e, şu dörtlü fıstık çalışmasının sırasını yaptık. Son çalışmamız olan yine fıstıklı çalışmamız olacak. Sonra tekrarını yaparak devam edeceğiz. Hemen başlayalım. Geldim. Önce üçlü trabzanlarım var. İki zincir çekiyorum. Normal trabzanımdan sonra üçlü trabzanımı çalışıyorum. Bir, 2 3 2 zincir çekiyorum. Geliyorum şimdi 4 tane fıstık çalışmam vardı. İlk fıstığımın hemen yanındaki 2 zincirli çalışmamızın olduğu yere batıp 2 tane fıstık burada çalışacağım. İlk fıstığımı çalıştım. Araya 2 zincir Tekrar aynı yuvaya battım ve ikinci fıstık çalışmamı yapıyorum. İki tane fıstık çalıştım. Bir, iki zincir çektim. Geldim. İkinci fıstık çalışmamın arasında iki zincirli olan yerim var. Buraya da üç tane fıstık çalışacağım arkadaşlar. Birincisini çalıştım. Araya iki zincir, aynı yuvaya battım. İkinci fıstık çalışmamı yapıyorum. Yaptım. Bir iki zincir çektim. Tekrar aynı yuvaya üçüncü fıstık çalışmamı yapıyorum. Evet. İlk yuvaya iki 2. yuvaya 3 fıstık çalıştım. 2 zincir çektim. Yandaki fıstık yuvasının arasındaki 2 zincirli yere 2 tane fıstık çalışacağım. İlkini çalıştım. Araya 2 zincir. Yine aynı yuvaya ikinci fıstık çalışmamı da yapmış oldum tekrar 2 zincir ne yapmış olduk 2 5 7 tane fıstık çalıştık 2 tane kenara 3 tane ortaya 2 tane kenara toplamda 7 fıstık oldu 2 zincirden sonra üçlü trabzan çalışmam var 3 üç tane üçlü trabzanımı örüyorum Evet 3 üç tane üçlü trabzanımı ördüm Bu arada artık yuvam kalmadı arkadaşlar Bir zincir çekiyorum Geliyorum hemen diğer üçlü trabzanıma üçlü trabzan çalışıyorum. Burayı böyle kapatıyoruz. yanda bir tane daha var 1 2 3 de çıkıyorum ve 3 kez 1 2 3 üçlü trabzanımı çalışmış oldum. Tekrar 1, 2 zincir çekiyorum. Yine fıstıklı çalışmamın olduğu yerdeyim. İlkine iki tane. 1 araya 2 zincir. Tekrar aynı yuvaya ikinci kez fıstık çalışıyorum. Araya 2 zincir geliyorum sıradaki yuvaya. 3 tane fıstık çalışıyorum. bu bir araya iki zincir aynı yuvaya battım ikinci fıstığı çalıştım araya iki zincir tekrar aynı yuvaya üçüncü fıstığı çalışıyorum Evet iki tane buraya üç tane ortaya şimdi iki zincir çekiyorum geliyorum buraya 2 tane fıstık çalışıyorum. Bu bir araya 2 zincir ve aynı yuvaya batarak bir fıstık daha çalışıyorum. Toplamda 7 tane fıstık çalıştık. 2, 5, 7. 1, 2 zincir çektim. Yine üçlü trabzan çalışmamın olduğu yerdeyim. 3 Üç tane üçlü trabzanımı ördüm araya bir zincir çektim geldim diğer üçlü trabzanımı örmeye başladım 3 tane de burada üçlü trabzanım var ördüm yine fıstık çalışma 1 2 zincir çektim İlkinin içine iki fıstık çalışıyorum birinciyi çalıştım araya iki zincir aynı yuvaya ikinci fıstık çalışmamı yaptım araya iki zincir geliyorum diğer yuvaya üç tane bu bir araya iki zincir aynı yuvaya İkinci fıstığı çalıştım, araya iki zincir, yine aynı yuvaya üçüncü fıstık çalışmamı yaptım. Araya iki zincir geliyorum, iki tane fıstık da buraya yapıyorum. Birincisini çalıştım, araya iki zincir, aynı yuvaya batıp. ikinci fıstığımı da çalışıyorum. Evet bu sıramız böyle arkadaşlar. İki zincir çektim. Sırada üçlü trabzanım var. Bir, iki, üç tane üçlü trabzanımı yaptım. Ön bedene geldik. İki zincir çektim. İlk trabzanımı ördüm. İpimi doladım. Aynı trabzanın üzerine bir ikili trabzan daha yaptım. Sonra devam ediyorum. Son trabzanımın üzerine bir trabzan daha çalışacağım. Sonra şu çalışmanın aynısını diğer kolumuza uygulayıp sırayı bitiriyoruz. Tekrar üst sıraya çıkıyoruz. İlk trabzanın üzerine iki trabzan yapıyoruz. Son trabzanın üzerine iki trabzan yapıyoruz ve kol çalışmasıyla yine devam ediyoruz. Evet arkadaşlar sıramı tamamladım geldim trabzanlarımı ördüm yine ilk trabzanım ve ikinci son trabzanımı iki kez ördüm. Şimdi ilk model çalışmamız bitti ikinci kurulum yapacağız ve koldaki artışımız için şu 3 Üç tane üçlü trabzanımızın olduğu yerden şöyle bir şu çalışmanın aynısını uygulayacağız. Nasıl yapacağız? Çok kolay. Şimdi son trabzanımın üzerine 2 trabzan yaptım. 1 2 zincir araya çektim. Tığıma ipimi dolandım. Geldim üçlü trabzanım var. 1 2 üçlü trabzanımı ördüm. Tığıma ipimi doladım yine aynı trabzanın olduğu yere bir üçlü trabzan daha yapıyorum. İki tane oldu. Tığma ipimi doladım. Geldim. ikinci trabzanın sağından girip solundan çıkarak bir trabzan daha çalıştım. Bir, iki, üç trabzanım oldu. Araya bir zincir çektim. Tığma ipimi doladım. Bu ikinci trabzanın olduğu yere batarak bir ikili trabzan çalıştım. Şu ana kadar dört tane çalışmış olduk. Üç tane çalıştık. Araya bir zincir çektik ve dördüncüyü çalıştık. Tığıma ipimi doluyorum. Geliyorum. Üçüncü trabzanımın olduğu yere batıp bir tığıma ipimi doluyorum. Yine aynı trabzana batıp ikinci kez bir trabzan çalışıyoruz. Ne olmuş oldu arkadaşlar? Tıpkı şu başlangıçta 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzan çalışmasının aynısını burada yapmış olduk. 1, 2, 3 trabzan, 1 zincir, 1, 2, 3 trabzan çalıştık. Şimdi şu yuva çalışmalarımız vardı. 5 tane yuva çalışıyorduk. Aynı çalışmayı yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Yine 3 zincir çekeceğiz 1 2 3 geliyorum 2 fıstığın arasına batıp bir sık iğne yapıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum sıradaki fıstığın arasına batıp bir sık iğne yapıyorum ilk yuvamı oluşturdum 1 2 3 zincir çekiyorum sıradaki fıstığın arasına bir sık iğne 1 2 3 zincir çekiyorum. Sıradaki fıstığın arasına bir sık iğne. 3 zincir çektim. Sıradaki fıstığın arasına bir sık iğne. 3 zincir çektim. En son iki fıstığım kaldı. Sıradakinin arasına bir sık iğne. Şimdi sayalım. 1 2 3 4 5 tane tıpkı şuradaki çalışmanın aynısı sık iğneli yuvalarımız oldu. Şimdi 1 2 zincir çeki 3 zincir çekiyorum. Geliyorum. Şurada zaten bizim var olan 3 üç tane üçlü trabzan çalışmamız var arkadaşlar. Burada herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Geliyorum. Üçlü trabzanımı örüyorum. 1 2 ve 3 üç. üçlü trabzanımı ördüm araya yine bir zincir çekiyorum geliyorum diğer üçlü trabzanımı örmeye başlıyorum 1 2 3 Yine fıstıklı çalışmamın olduğu yere geldim. 3 zincir çekiyorum. Hemen ilk fıstığın arasına batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Ardından 3 zincir çekiyorum. Yandaki yuvaya batıyorum bir sık iğne. Yuvaları yapıyoruz. Yandaki yuvaya batıyorum bir sık iğne. 3 zincir çekiyorum. Yandaki yuvaya batıyorum bir sık iğne. 3 zincir çekiyorum yandaki yuvaya batıyorum bir sık iğne 3 zincir çekiyorum son 2 fıstık arasındaki yuvaya bir sık iğne çalışıyorum 1 2 3 4 5 yuvam oldu yine 1 2 3 zincir çekiyorum sırada üçlü trabzanlarım var örüyorum 1 2 ve 3 araya bir zincir ve devam ediyorum üçlü trabzanlarımı 1 2 ve 3 yine fıstık çalışmam var 1 2 3 zincir çekiyorum bir sık iğne 1 2 3 zincir çekiyorum bir sık iğne 1 2 3 zincir çekiyorum bir sık iğne. 1 2 3. Bir sık iğne. Son kez 3 zincir çekiyorum ve sık iğnemi yapıyorum. Yine 1 2 3 4. 5 tane sık iğne çalışmış oluyorum. Şimdi arkadaşlar 1 2 3 zincir çektim. Geldim. Aynı çalışmayı burada yapacağız. Şu başlangıçta yaptığımız artırmayı burada da yapacağız son kısmımızda evet 3 zincirimi çektim geldim üçlü trabzanımı bir tane ördüm şişime ipimi dolayı e, tığma ipimi doladım aynı trabzana bir üçlü trabzan daha ördüm Tığıma ipimi doladım ikinci trabzanıma battım bir iki üçlü trabzan yaptım bir iki üç trabzanım oldu araya bir zincir çektim tığıma ipimi doladım. İkinci trabzanıma bir kez daha üçlü trabzan çalıştım. Bir tane trabzanım kaldı. Buna da 1 tığıma ipimi doluyorum. İkinci kez üçlü trabzan çalışıyorum. Ne oldu? Yine 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzan çalışmış olduk. 1, 2 zincir çekiyorum ve ön bedeni örmeye başlıyorum. İlk trabzanımın üzerine bir trabzan yaptım. Sonra aynı yuvaya batarak ikinci kez trabzanımı çalıştım. Şimdi arkadaşlar trabzan çalışmamızı yapıyoruz. Geliyoruz kolumuza. Şuradaki ilk üçlü çalışmaya yine şu çalışmayı uyguluyoruz. Sonra aynı şekilde devam ediyoruz. Buradaki üçlüleri olduğu gibi örüyoruz. Araya sadece bir zincir çekiyoruz. Sıra sonundaki üçlü tırabzana da yine şu artış çalışmasını yaparak sıramızı tamamlıyoruz. Sıramızı tamamlayalım. Bir üst sıraya çıkalım. trabzanlarımızı örelim. Kol çalışmasıyla yine devam edelim. Evet sıramı tamamladım. Bir üst sıraya geldim. Trabzanlarımı ördüm. İlk trabzanımı ve son trabzanımı iki kez ördüm. Şimdi kol kısmımızdayız yine. Bir önceki sırada artış yapmıştık. Tıpkı şu çalışmanın aynısını uygulayacağız arkadaşlar. Bir, iki zincir çektim trabzan çalışmamdan sonra. Sırada üçlü trabzanlarım var. 1 Sıradaki 2 Sıradaki 3 3 üç tane üçlü trabzanımı yaptım. Araya 1-2 zincir çektim. Tığıma ipimi doladım. 3 tane daha trabzanım var. 1-2-3 Sıradaki 1-2-3 Sıradaki 1-2-3 de çıkarak doladım. 2 tane üçlü trabzan çalışmamızı yaptık. Şunu birebir uygulanmış olduk. Şimdi geliyoruz şu çalışmanın aynısını yapacağız arkadaşlar. yani modelin ikinci kurulum çalışmasını yaptık ve devam ediyoruz. Şu model çalışmasını bir kez daha uyguladığımızda zaten roba da bitmiş oluyor. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum geliyorum sık iğne ile ilk yuvaya bir sık iğne yapıyorum 3 zincir diğer yuvaya bir sık iğne 3 zincir diğer yuvaya bir sık iğne 3 zincir diğer yuvaya bir sık iğne 1 2 3 zincir son yuvamın içerisine bir sık iğne 5 yuvamız vardı şimdi 1 2 3 4 yuvaya indi 1 2 3 zincir çekiyorum yine üçlü trabzanlarımın olduğu yerdeyim. Üç tane üçlü trabzanımı çalışıyorum. Araya bir iki zincir geliyorum. Diğer üçlü trabzanım var. Üçlü trabzanlarımı burada da üç tane örüyorum. Ve yine 3 zincirli sık iğneli çalışmam var. 3 zincirimi çektim. İlk yuvamın içerisine bir sık iğne. 3 zincir, yandaki yuvaya bir sık iğne. 3 zincir, yandaki yuvaya bir sık iğne. 1 2 3 zincir, yandaki yuvaya bir sık iğne. 1 2 3 zincir, yandaki yuvaya bir sık iğne yaptığımda 1 2 3 4 tane yuvacığım oldu. 1 2 3 zincir çektim geldim yine üçlü trabzanlarım var. Üç tane üçlü trabzanımı ördüm. İki, üç tane üçlü trabzanımı ördüm. Araya iki zincir çektim. Yanda 3 tane daha üçlü trabzanım var. Onu da ördüm. Yine sık iğneli yuva çalışmamın olduğu yerdeyim. 1 2 3 zincir çektim. İlk yuvaya battım bir sık iğne ile. 3 zincir, 1 sık iğne. 1 2 3 zincir, 1 sık iğne. 1 2 3 zincir, 1 sık iğne. 1 2 3 zincir bir sık iğne çalıştığımda 1 2 3 4 sık iğnem olmuş oldu 4 yuvam oldu 1 2 3 zincir çektim geldim şu artış yapmış olduğum yere ilk 3 üç tanesine üçlü trabzanımı çalışıyorum 1 2 3 araya 1 2 zincir 3 tane daha 3'lü trabzanım var. Bunları da çalışıyorum. 1 2 ve 3 İkili trabzanlarımın olduğu yere geldim. 1 2 zincir çektim. İlk trabzanımın üzerine bir trabzan yaptım. İpimi doladım. Tekrar aynı yuvaya batarak bir trabzan daha çalıştım sonrasında her bir trabzanın üzerine bir trabzan çalışarak devam ediyoruz son trabzanımın üzerine iki trabzan yapıyorum diğer kolumu da ilk kolumda olduğu gibi örüp sıramı tamamlıyorum sırayı tamamladıktan sonra bir üst sırada trabzanlarımızı çalışalım arkadaşlar sonra kol kısmıyla yine birlikte devam edelim Evet arkadaşlar sıramı tamamladım. Bir üst sıraya çıktım. Yine ilk trabzanımı iki kez son trabzanımın üzerine iki kez batarak çalıştım ve kol kısmıma geldim. Arkadaşlar bu sırayı da göstereceğim. Ondan sonra birebir aynını uygulayacağız. O yüzden video uzamasın diye daha fazla anlatmayacağım. Kaç dakika oldu inanın Bilmiyorum. Şimdi artırmaları, ıı, e, tırabzanlarımı ördüm. Son tırabzanımı iki kez ördüm. 1 2 zincir çektim. Üçlü trabzan çalışmam var. Hemen onu yapıyorum. 1 2 ve 3. Arada 2 zincirim var. 1 2 zincir çekiyorum bu iki zincirlik yere batarak bir ikili trabzan yapıyorum. Araya iki zincir çekiyorum. Aynı yuvaya batarak bir ikili trabzan yani V çalışması yapıyorum. Tekrar iki zincir çekiyorum ve üçlü trabzanlarım var. Üç tane onları örüyorum. Üç tane üçlü trabzanımı çalıştım. Şimdi yuva çalışmam var. Ee, 4 taneye indirmiştik bunu. 1, 2, 3, 4 3 zincir çekiyorum. İlk yuvanın içerisine bir sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Yandaki yuvanın içerisine bir sık iğne yapıyorum. 3 zincir çektim. Yandaki yuvaya bir sık iğne. 3 zincir çektim. Yandaki yuvaya bir sık iğne yaptığımda 1 2 3 tane yuvam olmuş oluyor 1 2 3 zincir çektim yine üçlü trabzan çalışmam var önce üçlü trabzanımı çalışıyorum 1 2 ve 3 ardından 2 zincir çekiyorum Iki üçlünün arasında bir iki zincir var buraya bir ikili trabzan araya 2 zincir tekrar aynı yuvaya bir ikili trabzan 2 iki zincir ve üçlü Trabzan çalışmamı yapıyorum 1 2 ve 3. iki tane üçlü trabzanımın arasına bir ve çalışması yine yapmış olduk fıstıkları burada çalışacağız tekrar 1 2 3 ilk yuvaya battım bir sık iğne yaptım 3 zincir çektim yandaki yuvaya sık iğne yaptım 3 zincir çektim yandaki yuvaya sık iğne yaptım 3 zincir çektim yandaki yuvaya sık iğne yaptım 1 2 3 tane yuva çalışmam oldu. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Yine üçlü trabzan çalışmam var. 1, yandakine üçlü trabzan çalıştım. 2, yandakine üçlü trabzan çalıştım. 3, arada 2 zincirim var. 2 zincir çekip buraya batıp bir ikili trabzan. Araya 2 zincir, tekrar aynı yere batıp bir ikili trabzan ve çalışmamı yaptım. İki zincir çektim. Üçlü trabzan çalışmalarım var. Bir, iki ve üç. Yine sık iğneden oluşan yuvalarımın olduğu yerdeyim. Bir, iki, üç zincir çektim. İlk yuvanın içerisine bir sık iğne yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Yandaki yuvanın içerisine bir sık iğne. 1 2 3 zincir çektim. Yandaki yuvanın içerisine bir sık iğne. 1 2 3 zincir çektim. Yandaki yuvanın içerisine bir sık iğne yaptım. 1 2 3 yuvam oldu. 1 2 3 zincir çektim. <gülüyor> Yoruldum. <gülüyor> Sırada 3 <laughs> tane üçlü trabzanım var başlıyorum 1 2 3 tane üçlü trabzanımı çalıştım arada 2 zincir çektim 2 zincirli yere battım 1 ikili trabzan araya 2 zincir tekrar aynı yuvaya battım 1 ikili trabzan 2 i̇ki zincir çektim ve 3 üç tane üçlü trabzanımı örüyorum. 1 2 Ve 3 2 zincir çekiyorum. Ön bedene geliyorum. İlk trabzanımın üzerine bir ikili trabzan. Sonra aynı trabzanın üzerine bir ikili trabzan daha çalışıp. Sonra sırayla her bir trabzanın üzerine trabzan çalışması yapıyorum. Geliyorum ön bedenin sonuna. Son trabzanın üzerine iki tane trabzan çalışıyorum. Ve birinci kolda yaptığımın aynısını ikinci kolda yaparak sıramı tamamlıyor. Sonrasında arkadaşlar aynen devam ediyoruz. Fıstık çalışmalarımızı ikili, ikili, dörtlü, yedili olarak yapacağız ve Kol çalışmamız bitmiş olacak. Şuradan da göstereyim. Bu arada ilk yumağım bitmek üzere. Bir yumak yetmeyecek arkadaşlar. iki yumak olacak. Yani ne yaptık? Şimdi ilk kurulum yaptığımızda Bir, iki, üç tane fıstıklı çalışma yapmıştık. Şimdi ikinci kuruluma geçtiğimizde Sağda ve solda birer artış yaptık. Kol, kolumuz bu şekilde büyüyor. 1-2-3-4 fıstıklı çalışma yapacağız ama aynı ilk yaptığımız sırada uyguladığımız işlemleri yaparak uygulayacağız arkadaşlar ikinci fıstıklı çalışmamızı bitirelim şu 7 fıstık çalışmasından sonra kol altı birleştireceğiz ve zaten artık nihayete ermek için çok <laughs> az kalacak Sonra birkaç sıra var olan trabzanlarımızı örüp şu fıstık çalışmasıyla robamızı bu güzelliği tamamlamış olacağız. Ben çok yoruldum. Yani başladım ve aynı günün içerisinde arkadaşlar şuraya kadar olan kısmı size anlattım. Şimdi öreceğim. Eğer yetiştirebilirsem halim kalırsa devamını da bugün olmazsa yarın anlatacağım. Siz zaten izlerken bunu fark bile etmiyorsunuz ama sesimden anlamışsınızdır. Gerçekten çok yoruldum. Şimdi ikinci fıstık çalışmamızı da bitirelim, sonra devam edelim. Evet arkadaşlar, ikinci model çalışımı, çalışmamın dörtlü fıstık sırasını tamamladım. Bir önceki sırada da ipim bitti ve ikinci yumağa geçmiş oldum. Şimdi dörtlü fıstık çalışmam, üçlü trabzan çalışmamdan sonra iki zincir çektim ve geldim ilk trabzanımın üzerine batarak örgümü birleştirdim. Arkadaşlar artık artırma yapmıyoruz. Kaç kere artırma yaptık? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tam 12 kez artırma yapmış olduk artık artırmalarımızı yapmıyoruz son sıramızda 1 2 3 zincir çekerek örgüme başlıyorum yandaki trabzanın üzerine batarak trabzan çalışmama başlıyorum yine sıra sonundaki trabzanımı tek öreceğim orada da artırma yapmayacağım artık artırmalarımız bitti arkadaşlar Şimdi şuraya kadar gelelim. Evet sıra sonuna geldim. Son trabzanımın üzerine bir trabzan daha çalıştığımda arkadaşlar tam 55 tane trabzanım oldu. 11 kez artırdık <laughs> sağda ve solda 22 ilmek artmış oldu 22 trabzan artmış oldu. 33 trabzanla da başlamıştık toplamda 55 trabzana ulaşmış olduk Evet şimdi bir iki zincir çekiyorum geliyorum üçlü trabzanımı çalışıyorum iki zincir çekiyorum geliyorum iki fıstığımın arasına önce iki tane fıstık çalışıyorum bu bir. Araya iki zincir. Aynı yuvaya ikinci kez fıstık çalışmamı yapıyorum. İki. İki zincir çekiyorum. Sıradaki fıstık çalışmasının arasına üç tane fıstık çalışıyorum. Bu bir. Araya iki zincir. <laughs> aynı yuvaya batıyorum ikinci fıstığımı çalıştım araya iki zincir tekrar aynı yuvaya fıstık çalışıyorum üçüncü fıstık çalışmamı yapmış oldum devam ediyoruz iki zincir çekiyorum bir iki sıradaki iki fıstığın arasındaki iki zincirli yere Tekrar fıstık çalışıyorum. Birinci fıstığı çalıştım. Bir iki zincir çektim, aynı yuvaya batarak ikinci kez fıstık çalışmamı yapıyorum. Bir iki zincir çektim ve bitti. Bir iki üç dört beş altı yedi fıstık çalışmış oldum. İki zincir çektim, geldim. Üçlü trabzan çalışmamı yapıyorum. 2 ve son olarak 3. Üçüncü, üçlü çalışmamı yapmış oldum. Şimdi arkadaşlar bir zincir çekiyoruz ve geliyoruz. Artık burada batacak yerimiz yok. Yine üçlü trabzan çalışmalarımız var. Üçlü trabzan çalışmalarımı tamamlıyorum. Ve yine fıstık çalışmamız var. 2 zincir çekip Önce şu iki fıstığın arasına iki, diğerine üç ve diğerine iki fıstık yaparak çalışmamızı tamamlayalım arkadaşlar. Gelelim yine şu kısımlarda artık artış yapmayacağız. 55 tane trabzanımız var. 55 trabzanımızı örelim. Diğer kolumuzu örelim ve roba çalışmamızı, kol çalışmamızı bitirmiş olacağız. Ardından eee kolları ayıracağız ve bedeni birleştirerek örgümüze devam edeceğiz. Şimdi sıramızı tamamlayalım. Evet sıramı tamamladım. En son üçlü trabzan çalışmamı yaptım. Bir iki zincir çektim. Geldim başlangıçtaki ilk trabzanımla birleştirdim. Arkadaşlar robamız ve kollarımız bitmiş oldu. Şimdi şu kol altlarını birleştireceğiz ve alt bedenimizi örmeye devam edeceğiz. 55 tane trabzanımız vardı. Önce 55 trabzanımızı örelim. 1 2 3 zincirle üst sıraya çıktım. Her bir trabzanın üzerine ikili trabzan çalışıyorum. Şuraya kadar 55 trabzanımızı örelim. Evet ikili trabzanlarla birlikte 55 trabzanımı ört. Şimdi şurası kolumuz. Kolumuz bitti artık. Ne yapıyoruz? Geliyoruz ön bedene. Şöyle. Tam şuradaki trabzandan örmeye başlayacağız. Arkadaşlar 3 zincir, şöyle bolca 1-2-3 zincir çekiyorum. Geliyorum. Şu ikili trabzanımın ilkinin üzerine bir ikili trabzan çalışıyorum. Aslında hiç gerek yok kol altında artırma yapmaya. Ama usuldendir arkadaşlar. O yüzden sadece 3 zincir çektim. Bir sonraki sırada bu 3 zincirin içerisine de ikili trabzan öreceğiz. Evet 3 zincirle beraber ön ve arka bedeni birleştirdim. İlk trabzanımı ördüm. Şimdi 55 trabzan daha var. Ön bedenimizde şuraya kadar örelim. Diğer tarafı da yine birlikte birleştirelim. Evet 55 tane ikili trabzanımı ön bedende de ördüm. Yine aynı şeyi yapıyoruz, geliyoruz, kolumuzu ayırıyoruz, diğer ön bedenle beraber birleştireceğiz. Şöyle ikisini yan yana aldık, bir bol çekin arkadaşlar, bir iki üç, çünkü bunların içine batıp trabzan öreceğiz. Üç zincir çektikten sonra geliyorum, şu ilk trabzanımı batarak birleştiriyorum. Artık roba kısmımız bitti. Kolları ayırdık ve alt bedeni örmeye başlayacağız. Şimdi şu kol altına kadar 55 tane trabzanımızı örelim. Son olarak 3 zinciri çektik ya kol altında. O kısımda da zincirlerden trabzan nasıl yaptığımı göstereyim arkadaşlar hiç eksik bir şey kalmasın şimdi şuraya kadar zincir yerine kadar 55 trabzan örelim Evet kol altına geldim 54 55 trabzanımı ört şimdi 3 tane zincir çekmiştik geliyoruz zincirimizin içerisine batıyorum ve bir ikili trabzan örüyorum İkinci zincirimin içerisine de yine aynı şekilde batıyorum. Bir ikili trabzan örüyorum. Son olarak üçüncü zincirimin içerisine battım. Ve bir ikili trabzan ördüm. 3 zincirin içerisine 3 tane trabzan yaptım ve devam ediyorum. Yine 55 tane ikili trabzan çalışmam var. O 55 ikili trabzanımı ördükten sonra yine 1 2 3 zincirimin içerisine 3 tane trabzan yapıp sıramı tamamlayacağım ne olmuş oldu 55 önde 55 arkada 110 tane trabzanımız var 3 bir kol altımızda 3 diğer kol altımızda da 6 trabzan var yani 110 artı 6 toplamda artık 116 trabzanla örgümüzü örmeye devam edeceğiz birkaç sıra örelim arkadaşlar istediğimiz uzunluğa ulaşana kadar trabzan yapacağız sonra yine şu fıstık çalışmasında beraber e, tamamlamış olacağız robamızı şayet isterseniz ki bence isteyin ve yapın arkadaşlar <laughs> boyu uzatarak elbisenin haricinde boyu uzatarak Şöyle bluz çalışması olarak yine etek ucuna aynı çalışmayı koyarak, e, koyarak harika bir bluz olur. Bence zaten şu robayı ördükten sonra doyamayacaksınız örmeye. E, i̇kinci, üçüncü robaları zaten sipariş alan arkadaşlar çok örecekler. Öyle tahmin ediyorum. E, ama bluz çalışması olarak da mutlaka öreceksiniz. Eminim o da çok güzel olur. Yapmanız gereken sadece boyu uzatmak arkadaşlar. Bluz gibi boyu uzatıp yine etek ucuna aynı çalışmayı koyabilirsiniz. Şimdi bir miktar örelim. Ben çok yoruldum. <laughs> Bu çalışmayı bir gün içerisinde yapmış oldum arkadaşlar. Farkındaysanız ışık filan gitti. Akşamın saat 8.30 olmak üzere hava kararıyor ve gün ışığında ben çekimlerimi yapıyorum. Işık da bozulmaya başladı. Ben de çok yoruldum. Allah nasip ederse yarın son olarak şu etek ucumuzu da size anlatarak bu güzel çalışmayı tamamlamış olacağım. Ee, şimdilik görüşmek üzere, hoşçakalın. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son ne yaptık? Kol altlarımızda 3 zincirli artırma yapmıştık her iki tarafta. Ön bedende 55, arka bedende 55, toplamda 110 ilmeğimiz vardı. 3 sağda, 3 solda e, trabzanlar ekledik ve toplam 116 ilmekle beraber trabzanlarımızı ördük. Şu kol altından itibaren 1, 2, 3, 4 sıra ikili trabzanımı çalıştım. Bu benim için yeterli bir uzunluk. Bu uzunlukla oynayabilirsiniz arkadaşlar. Biraz daha uzatıp biraz daha kısaltabilirsiniz ama kumaşa dikilecek robalarda bence bu koldan sonraki uzunluk oldukça yeterli. Şimdi son olarak şu görmüş olduğunuz etek ucundaki fıstık çalışmasını robamıza uygulayacağız. Bunun için bir alt semin hazırlamamız gerekiyor. Geliyorum. 1 2 3 zincirle üst sıraya çıkıyorum. Şimdi arkadaşlar 1 2 trabzan atlıyorum. 3. trabzanın üzerine bakın. 1 2 3. trabzanın üzerine batarak bir sık iğne çalıştım. İlk çalışmamı böyle yaptım. Bu fıstık çalışmasını birbirinin ardında gelip düzgün bir şekilde bitebilmesi için bunları ayarlıyoruz. İlkini böyle yaptım. Bir 3 zincir çektim. 2 trabzan atladım. 3. trabzanın üzerine sık iğne yaptım. Ardından 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 1 trabzan atlıyorum. 2. trabzanın üzerine bir sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 1 trabzan atlıyorum. 2. trabzanın üzerine sık iğne yapıyorum. Bu şekilde şu koltuk altına kadar gelelim. Aynı çalışmayı orada yapacağız. Koltuk altına kadar 3 zincir çekeceğiz. Bir trabzan atlayacağız. İkinci trabzana bir kutucuk yapacağız. Şimdi bu şekilde kol altına kadar bu yuvacıkları oluşturalım. Evet 3 zincir çekip bir trabzan atlayarak Sık iğne çalışmasıyla kutucuklarımı yaptım. Şimdi arkadaşlar tam kol altının olduğu yere geldik. Bir, iki trabzan atlıyorum. Üçüncünün üzerine bir sık iğne çalışması yapıyorum. Yine üç zincir çekiyorum. Bir trabzan atlıyorum ikincisine kutucuğumu yapıyorum. sıra sonuna kadar artık 3 zincir çekip bir tırabzan atlayarak kutucuklarımızı yapıp tamamlayalım. Evet arkadaşlar sıra sonuna doğru yaklaştım. Şimdi aynı çalışmayı bir daha yapacağız. 1 2 tırabzan atlıyorum. üçüncüsüne sık iğnemi yapıyorum sıra sonunda bir iki tane kalıyor 1 2 3 zincir çekiyorum geliyorum ilk başlangıç yaptığım yere buraya batarak kaydırma tekniği ile tamamlıyorum bir sayalım kaç tane yuvacığımız oldu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 tane kutucuğumuz oldu. Bizim için önemli olan model kurulumunu düzgün yapabilmemiz için şu kutucukların 56 tane olmasıydı arkadaşlar. Özellikle kol altlarına denk getirmek istedim. Aslında hiçbir önemi yok. Sadece bir tırabzan atlamış olduk. Her yerden bunu yapabilirdik ama kol altlarında yapmayı uygun buldum. Şimdi geliyorum. Şu ilk yuvanın içerisine kaydırma tekniğiyle ilmeğimi kaydırıyorum. Ve şimdi ilk fıstığımı yapmaya başlıyorum. Bu sırada 4 adet fıstık yapacağız arkadaşlar. Şu Dörtlü fıstıklarımız, dört kere çıktığımız fıstıklarımız eğer size kaba geliyorsa şu etek kısmında üçlü fıstık çalışması yapabilirsiniz. Ben şu anda öyle çalışacağım. Fıstıklarımı üç kere de tamamlayacağım. Bir, iki, üç. İlk fıstık çalışmamı yaptım. Araya bir, iki zincir attım. Battım ikinci fıstık çalışmamı yapıyorum. Araya 2 zincir. Aynı yuvaya 3. fıstık çalışmamı yapıyorum. Araya 2 zincir. Aynı yuvaya 4. fıstık çalışmamı yapıp tamamlıyorum. Evet, yuvamızın içerisine 1 2 3 4 tane fıstık çalıştım. Dediğim gibi ben üçlü yapıyorum ama siz yine böyle kabarık kabarık olsun istiyorsanız dörtlü yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum. Bir yuva atlıyorum. İkinci yuvanın içerisine bir sık iğne yapıyorum. Fıstıklarımı bitirdim. Bir zincir çektim. Bir yuva atladım. İkinci yuvaya bir sık iğne çalıştım. Tekrar bir zincir çektim. Tığıma ipimi doladım. Bir yuva atlıyorum. İkinci yuvanın içerisine fıstık çalışmamı yapmaya başlıyorum. Birincisini yaptım, araya iki zincir çektim. İkinci fıstık çalışmamı yaptım, araya iki zincir çektim, geldim aynı yuvaya üçüncü fıstık çalışmamı yaptım, araya iki zincir, aynı yuvaya dördüncü kez fıstık çalışmamı yaptım. Evet. Yine bir zincir çekiyoruz. Bir yuva atlıyoruz. İkinci yuvanın içerisine bir sık iğne çalışması yapıyoruz. Tekrar bir zincir. Bir yuva atlıyoruz. İkinci yuvaya fıstığımızı çalışıyoruz. Bu sırayı böyle tamamlayalım arkadaşlar. Evet bu şekilde tamamlayalım. Evet fıstık çalışmalarımı yaparak sıra sonuna kadar geldim. Şimdi son fıstık çalışmamı yaptıktan sonra 1, 2, 3 tane kutucuğum kaldı. Bir zincir çekiyorum. Bir kutucuk atlıyorum. ikinci kutucuğa sık iğnemi yaptım. Bir zincir çekiyorum. Bir kutucuk atlıyorum. İlk fıstık çalışmamın olduğu yere batırıp kaydırma tekniğiyle örgümü birleştiriyorum. Arkadaşlar istediğimiz şey şu düzgün şekilde kurulumu sağlamaktı. O yüzden bizim 56 kutuca ihtiyacımız vardı. Bu şekilde ayarladık. Şimdi bir üst sıraya çıktık. Geliyorum. İlk fıstığın yanında 2 zincirli çalışmam var. Oraya ilmeğimi kaydırıyorum. ipimi uzatıyorum. Ve burada da fıstık çalışmasına başlıyorum. Tıpkı roba kısmında uygulamış olduğumuz Şu fıstık çalışmasının birebir aynısını uyguluyorum. 2 tane sağda 3 tane ortada iki tane solda olacak şekilde fıstıklarımı çalışıyorum fakat artık iki fıstık arasına bir zincir çekiyorum arkadaşlar fıstığımı yaptım bir zincir çektim aynı yuvaya battım ikinci fıstık çalışmamı yaptım tekrar bir zincir çekiyorum geliyorum yandaki boşluğun içerisine bu kez 3 tane fıstık çalışıyorum ve her bir fıstığın arasında bir tane zincir var. Fıstık çalışmamı bitirdim. Bir zincir çektim. Artık iki zincir çekmiyoruz. Evet üçüncü kez fıstık çalışmamı yaptım. Bir zincir çektim. Şimdi hemen yanındaki yuvaya iki tane fıstık çalışıyorum. Bir, 2 üçlü fıstık çalışıyorum ben siz 4'lü de çalışabilirsiniz araya bir zincir tekrar aynı yuvaya fıstık çalışmamı yapıyor bir zincir çektim geliyorum şu kutucuğumun içerisine sık iğne yapmıştım ya bu sık iğnemin üzerine batıp bir sık iğne daha yapıyorum ve bir zincir çekiyorum geliyorum ikinci fıstık sıramın olduğu yerdeyim yine ilkine iki tane fıstık çalışıyorum araya bir zincir aynı yuvaya ikinci fıstığımı çalışıyorum araya bir zincir geliyorum ortadaki fıstıklı bölüme 3 tane fıstık çalışıyorum ve araya bir zincir. Üçüncü fıstık çalışmamı yapıyorum. Tamamladım. Araya bir zincir. Geliyorum. Yandaki yuvaya iki tane fıstık çalışıyorum. Araya bir zincir. İkinci fıstık çalışmamı da tamamlıyorum. Yine bir zincir çekiyorum. Şurayı bir kez daha göstereceğim. İki fıstık arasında sık iğneli bir çalışmam vardı. Buraya batıp yine bir sık iğne çalışıyorum. Bir zincir çekiyorum. Geliyorum. Yandaki fıstığa aynı şeyleri yapıyorum. İki tane kenara, üç tane ortaya, iki tane diğer kenara. Evet arkadaşlar bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Zaten tamamladığımızda da çalışmamız bitmiş olacak. Ben şöyle kameramı ayarlayayım. Sonra son halimizi de görmüş olalım. Arkadaşlar var olan dörtlü fıstık çalışmamın üzerine yedili fıstık çalışmamı yaparak sıra sonuna kadar geldim. Bir zincir çektim. Şu aradaki sık iğneli yere batarak bir sık iğne çalışması yaptım. Tekrar bir zincir çektim ve başlangıçtaki ilk fıstığımın içerisine batarak sabitledim. Çalışmamız bitti. Bir zincir daha çekip ipimi biraz uzun bırakarak kesiyorum. Örgümün arka tarafında da kesmiş olduğum ipi tığımın yardımıyla örgümün içerisinde yürütüyorum. Böylece temizlemiş oluyoruz. Bir kaç kez yürütmemiz zaten yeterli. Fazla kalan ipi de keserek temizledim. Evet. Son olarak aklıma bir fikir geldi. <laughs> ee, arkadaşlar şöyle 3 kat olan şu ipimi 3 kat olacak şekilde böyle 2 metre civarı. Belki biraz daha uzundu. Çok emin değilim. Ee, denedim. Güzel olursa yapayım dedim. 3 kat halinde kestim. Burarak bir bağcık çalışması yaptım. Tam örgümün ön kısmında orta or, e, ön ortada arkadaşlar 2 4 eee şöyle saydığımda 1 2 3 4 5 6 şu ilk başlangıç yuvamız tam ortası oluyor. Buradan da saydığımda 1 2 3 4 5 6. Tam ortadan başlayarak 1 yuva atlayarak altlı üstlü bu şekilde geçirdim ve bir bağcık çalışması yaptım hem güzel bir görüntü oldu arkadaşlar hem de bebeğinize giydirdikten sonra yakayı hafif toplamak isterseniz bu şekilde yakayı toplayabilirsiniz şimdi kameramı ayarlayayım son halimizi görelim ve bu çalışmayı da tamamlamış olalım arkadaşlar Evet, robamız bitti. Harika bir çalışma oldu bence. Bacık kısmı da çok yakıştı arkadaşlar. Şimdi ilk ördüğüm modelin ölçülerini vermiştim. Şimdi bunun da ölçülerini veriyorum. Kol altından kol altına genişliğimiz şöyle ölçtüğümde tam 23 santim. Genişliğimiz var arkadaşlar. Kol evi uzunluğumuz 11 buçuk santim. Omuzdan etek ucuna kadar olan uzunluğumuz da 22 santim. Yakamızdan etek ucuna kadar olan uzunluğumuz 18 santim. Görmüş olduğunuz gibi harika bir çalışma oldu. Ee, güzel bir tasarım olduğuna <laughs> inanıyorum. Videoya başlarken anlatımdan önce de aynı şeyleri söylemiştim. Bence yıla damgasını vuracak bir roba çalışması olmuş oldu. Bu ölçüler arkadaşlar rahat 4 yaş belki 5 yaş çok emin değilim. Ama 2 ila 4 yaş arası çok rahat giyilebilecek büyüklükte olmuş oldu. İkisi arasındaki farkı görelim isterseniz son olarak gördüğünüz gibi kullandığımız ipten kaynaklı büyüklüğümüz ne kadar oynadı boydan sadece bir şu fıstık çalışması kadar oynamış oldu kollarda da yine aynı şekilde bedende de öyle yani ne yapabiliriz eğer sıfır bir yaş bir buçuk yaş gibi öreceksek bu pembe ip çok inceydi o tür iple örebilirsiniz eğer 3 4 5 yaş civarı örmek istiyorsanız bu kullanmış olduğum iple örebilirsiniz son olarak arkadaşlar bunu sizlere değil de bu YouTube'da bir bedavacı kesim var onlara hitaben söylüyorum ee, bir kesim var arkadaşlar. Sadece başkalarının videolarını izleyerek aynı çalışmaları kendileri yapmış gibi anlatıp yayınlıyorlar. Modelin tasarımı bana aittir. İlk kez ben anlattım. Bu bedavacılardan hiçbiri onlara sesleniyorum. Şaşırıp da benim bu modelimi, tasarımımı örüp kanallarında yayınlamasınlar. Şayet öyle bir şey yaparlarsa hakkımı arayacağımı bilsinler. Evet. Hepinizi çok öpüyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Beğenilerinizi, yorumlarınızı ve Instagram'dan bu modeli öğren arkadaşların fotoğraflarını bekliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.